Gürkan Şef ile Mangal Keyfi'ne hoş geldiniz. Bugün soslu etler yapacağız. Dana şaşlık, kuzu şaşlık, bir de mangalda pizza, yani mangal usulü pizza yapacağız. Yanında da bugün özel bir salata var. Ama şimdi ismini söylemeyeceğim. İlerleyen dakikalarda ismini söyleyeceğiz. Çok renkli bir bölüm bizleri bekliyor. Birbirinden değerli iki farklı konuğum olacak bu bölümde. Evet. Zaman zaman biliyorsunuz bunları, değil mi? Yapıyoruz. Konuklarımız oluyor. Çok fazla olmamasına rağmen ama ara ara bölümlerimizde bunları gerçekleştiriyoruz. Evet. Bugün de o bölümlerden bir tanesi. Peki bu şaşlık, değil mi? Herkesin dilinde. Ya şöyle söyleyeyim, ben soslu eti çok seviyorum. Ancak hangi bölgesinden soslu et olur? Bir de doğru sosu nasıl yapacağız? Ancak marinasyon çok farklı bir şey. Biz aslında şu anda evet soslu. Çünkü marinasyon edeceğiz. Soslu bir et olacak. Öncesinde, 2 gün öncesinde bakın. Bugün bu tarifi aldınız. Mümkün ise bugün yapıyorsunuz ama etin pişirimini 2 gün sonra. Çünkü marinasyon dediğimiz işlem 48 saat bir kendinde kalmalı. Yani etin içine iyice işlemeli. O halde yavaş yavaş başlayalım. Peki dana şaşlıktan ne kullanıyoruz? Şöyle söyleyeyim, bonfile. Burada antrikot eti olabilir miydi? Olamaz. Çünkü antrikot dana etine göre daha yağlı olduğu için yanlış bir seçim olmuş olur. O yüzden de bonfileyi kullanmamız gerekiyor. Bonfilenin hangi kısmını kullanacağız peki? Burayı mı? Orta göbek kısmını? Hayır. Buralarda ne yapıyorduk? Sadece mangallık. Nasıl bonfileyi fırına atmıyorsak, bazı yemeklerin dışında bu nedir mesela? Rosto gibi. Bu olabilir, evet. Güzelce onu iple, yanmayan ipimizle bağlayacağız. Fırına atabiliriz. Ancak onun dışında çok fazla bonfile fırına götürmüyoruz. Çünkü neden? Şöyle, kendi üzerinde çok fazla yağ olmadığı için fırına girdiğinde ne olacaktır? Efendim, kuruyacaktır. O yüzden de fırın etimiz değil. Ne yapıyoruz bakın, şuradan biz burayı, evet, kafa kısmı diyoruz. Buradan aldık. Hemen bıçağımızı daha keskin hale getiriyoruz. Tekrar yerine bıraktık orta kısmını. Şuralarını bir temizliyorum. Bakın şu parçaları. Ve buradan başlıyorum etleri kesmeye. Çok farkında mısınız? Ne yaptım? Kalın değil ama çok da ince değil. Baktım ki burada etim kalınlaşıyor. Hemen iki parçaya bölüyorum burayı da. Devam ediyorum. Şöyle. Evet. Çok fazla kalın kesersek neye dönüşecek? Lokum etimize. Bunun oluşmaması için çok kalın da değil, çok ince de değil. Hemen. Evet, buranın bu parçayı bitirebilirim diye düşünüyorum. Şöyle. Evet, yeterli. Çünkü prosedürü göstermek adına yapıyorum sadece. Hepsini doğramaya gerek yok. Dana şaşlığımızı bonfile kısmından veyahut da kontrafile kısmından da yapabiliriz. Ama farklı bölgelerden, mesela bir tranç bölgesinden ya da but kısmından olmaz. Çünkü neden? Canlı oturma kalkma işlemini buradan gerçekleştirdiği için çok sert olacaktır. Burada sırt kısmından bir ürüne ihtiyacımız var. Yani tam buradan premium bölge dediğimiz. Ya bonfiledir bunun ismi veyahut da nedir? Kontrafiledir. Etimiz hazır. Peki kuzu. Kuzuyu nereden yapacağız? O da aynı şekilde. Anatomi aynı. Değişen hiçbir şey yok. Bir tanesi küçük baş, diğeri büyük baş. O yüzden de kuzu etimizde de aynı şeyi kullanacağız. Yani küşlememizi, bunu biliyorsunuz, biz biraz ne yaptık? Sütün içerisinde yatırdık. O yüzden de bu renkte. Küşleme veyahut da küşleme neresiydi? Hani o herkesin dilinde olan, herkesin dilinde
Sadece ama sadece iki parça çıkıp 200 gram. Biliyorsunuz 17 kilogram karkas halinde ama sadece iki tane çıkıyor ve tamamı 200 gram. O yüzden de küşlemeden yapıyoruz. Evet, şimdi etlerimi keseceğim, Küşlemeyi kestik. Şimdi ise sırt kısmını bakın, 3 parçaya bölüyorum. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Etimiz de hazır burada. Şimdi şöyle hangi malzemeyi? Bunu evet buradan alayım. Etlerimizi şu şekilde kuzu ve dediğim gibi kuzu etlerimizi süste yatırmıştık. O yüzden beyaz renk aldılar. Ne yapalım? Burada dursunlar. Birazdan çünkü birazdan artık o sosların içine geçecekler. Tabii ki iki farklı size marinasyon. Marinasyon diyorsunuz hep, her zaman karşılaşıyoruz. Ya Gürkan şefim, inanın etlerimizi nasıl yumuşatacağız? Birincisi, doğru kasap. Doğru kasap neredeydi? Mahallemizin kasabıydı. İkincisi, doğru marinasyon. Eğer ki pamuk gibi ya veyahut da marinasyonu seviyorsanız, işte bir salçaya, bir sodaya ya da bir süte etlerinizi yatırmaktan hoşlanıyorsanız, o yüzden de bugün doğru marinasyon, iki farklı tarif vereceğiz. Lütfen nelerimiz, kağıt ve kalemlerimiz yanımızda olsun. Var ya bizim evimizde, mutfağımızda ne vardı? Defterimiz vardı değil mi? Tarif defterlerimiz. Nasıl? Ha, yönetmenim diyor ki evet, nasıl oradan tabii biliyorsunuz biz konuşuyoruz. Artık ekran görüntüsü alıyorlar diye. Yazma bitti diyorlar. Tamam, evet, o da olabilir. Ama biz değil mi? Eski. Biz yazalım, hiç unutmayalım. Neden? Torunlarımıza, nasıl bizim kurban kavurması tarifimiz, her zaman söylüyorum ya kurban bayramlarında. Torunlarımıza miras bırakalım diye. Bu tarifte, bu marinasyonda aynı bu şekilde. Evet, o halde Tuğçe'yi sevgili arkadaşım Tuğçe Sayın bizlerle birlikte olacak şimdi. Ama öncesinde birkaç kelime söylemek istiyorum. Yüzü burada değil tabii ki, burada karşımda. Ama sağ olsun, çok uzun zamandır süre gelen bir tanışıklığımız var, arkadaşlığımız var. Öyle söyleyeyim. Ve şimdi çok çok güzel kendi anlatacak. Kıyafetler yapıyor. Acayip hem de. Neler yapıyor, bunları konuşacağız. Şu an üzerimdeki onun imzasını taşıyan bir gömlek. Gerçekten de öyle. Ve birçok kıyafetini de keyifle giyiyorum ve taşıyorum. O yüzden ona soralım neler yaptığını, nasıl bir projeler olduğunu. Biraz mutfaktan da konuşacağız. O halde sevgili Tuğçe Sayın'ı davet ediyorum. Ama bugün ben mutfağı işgal etmeye geldim. Tuğçe'nin mutfağı. Ben gideyim o zaman, yönetmenim. Evet, bu nedir? Bugün mutfağı işgal etmeye geldim. Sen pasta mı yapıyorsun? Evet. Çok güzel ya, renkler falan. Böyle bir mutfağın mı var? Yok, evde kendi kendime. Böyle bir mutfağın varsa seni teşekkür edelim deyip hemen yani şaka yapıyorum. Kendin yapıyorsun değil mi? Kendim yapıyorum. Tabii. Çok seviyorum. Yani derler ya, neydi? Nasıl daha bu cümleyi söyler misiniz? 5 elin 10 parmağında 10 marifet mi? Yönetmenim. 10 parmağında 10 marifet. Tamam, ben ne dedim? 5'ten bir elde 5 varsa 10. 2 elde 10 var, 10 var. Ha, sen hangisi? Bilmiyorum, sen hangisini layık görüyorsan. Vallahi şöyle söyleyeyim. Arkadaşım, canım arkadaşım, sen öylesin. Yani 10, 2 elde 10 parmakta 10 marifet. Tuğçe'nin mutfağını da, evet, bana mı getirdin bunu? Evet, sana getirdim. Tamam, çok teşekkür ederim. Şöyle, çok burası sıcak, bir yetkin alır mısın canım? Evet, şöyle bunu saklayacağız. Ben 10 yıllık dostluğumuzu 40 yıla çıkartmak için sana küçük bir hediye getirdim. O zaman hemen bir dakika şey olmaya gerek yok. Bu şey mi, kahve mi? Kahve mi? Evet. Evet. 40 yıl deyince çünkü bir şey söyleyeyim ama kese falan yıkıldı. Bugün mangalda beraber kahve hadi içelim ya. İsterim. Ooo, bir dakika. Vay. Bu nedir? O Denizli'den gelen şekersiz loko. Denizli'den? Evet. Hayır, ne? Bir dakika abi, neler oldu burada ya? Bu nedir ya? 21 günde yapılan özel bir fincan senin için. Ciddi misin? Evet. Bakar mısınız?
Bir şey diyeceğim. Nerede yakın? Yakınım nerede? Benim için değil mi bu? Kesinlikle. Kaç tane kahve içilmiş olabilir sizce burada? Daha önce? Hayır, benim için mi? Burada kahve içilmiş. Ben gelmeden önce içtim. Bakın. Ama seninki orada siyah olan. Öyle mi? Yeşilini ben kullanacağım. Öyle mi? Tamam. Çünkü yani benim için, tamam benim için ama abi ya yalana vergi çıksın ya. Yani gerçekten de öyle. Lan Tuğçe, bence kahveyi hiç şey yapmayalım. Söyle söyle, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama çok güzel, çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Mesleğini burada dahi ne kadar güzel. Bak o nedir o? Kase mi? Kese. Ya şey değil ki, biliyorsun maskelemeyi söylemiyorum. Kese. Tamam mı? Kesesi. Aynı şekilde bakın. Tabakları. Ya bir şeyi anladın, bu ne olduğu önemli değil. Hani şöyle söyleyeyim. Her şey detay detay düşünüyorum. Ha. Evet. Tamam. Böyle bir özelliğim var. Tamam. Bak ne güzel cezve. Yani buradan değerli anneye de selamlar, annene de selamlar gönderelim. Muhtemelen onu mutfağından çaldım. Tamam mı? Aynen öyle. Çok çok güzel. Gerçekten de öyle. Ama şu Denizli'yle yalnız bu nedir yani? Ben Denizli'yim biliyorsun. Biliyorum. Ya yani nedir bu? Özel şekersiz gül lokumu. Ha. Odun ateşinde kavrulmuş kahvemiz. Bu da şey mi? Kahvenin? Özel kavrulmuş odun. O zaman şöyle. Istersin. Bunlar sen kahve yapacakmışsın. Evet. Hazırlarken ben de soslarımı yapayım. Şöyle. Açtık. Şöyle açalım bunları. Bu sende kalsın. Şöyle. Bunu da alalım lütfen. Bu kirlenmesin. Kirlenmesin. Bu arada bir sohbetimizi başlayalım. Tamam. İşte neler yapıyorsun diye, ama bilerek, biliyorsun bunun bir kuşağı var. O evet. Kuşağı alabilir miyiz? Bak bak orada Serdar'cığım, bak kuşak orada. Heh. Ya öyle bakıyor ki herkes birbirine bakıyor yani. Bu sen istedim ki hem anlat, tamam, hem de neler oluyor diye. Nasıl tabiyeceğiz şimdi bunu? Şimdi bu sana özel yapılan bir gömlek. Hı. İtalyan bir gömlek. Bunun hem beyazını hem siyahını çalıştık Gürkan için. Normalde pantolon. İtalyanlar senin yanına gelsin stajyer, boş ver. Evet. Normalde pantolonu evde unutmuş. Şimdi ben de azar işitmesi lazım. Beyaz bir pantolonla kombin yapıyoruz. Evet. Bunun altında normalde evet beyaz bir pantolon vardı. Ama şimdi bu oldu diye. Evet. Bunun biliyorsunuz geçen hafta beyazını giydim. Bu aynı modelin. O da Tuğçe Sayın imzalıydı. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz şeyler yapıyor. Zaten şimdi kahveyi falan da yaparken bahsedeceğiz. Bildiğim kadarıyla değil mi? Giydirdiğin isimler de var. Evet. Onlardan da konuşacağız. Benim de birçok, ama dergi çekiminde olsun, ama televizyon programlarında kendinin imzasını taşıyor kıyafetlerim. Öyle. Budur değil mi? Kesinlikle. Evet. Neredeyiz? Burada mı? Evet, buradayız. Evet, Tuğçe Hanım'a. Bir alkış. Çok teşekkürler. Kuşağımızı da taktık ve programımıza başlayabiliriz. Senden ricam kahve o zaman yapman. Tamam. Burada suyumuz da var. Ben de sosları yapacağım. Onun dışında da sohbet edelim. Bu isimler kimler? Tamam. Öncelikle ben Berkay hayranıyım. Evet. Berkay'ı iki defadır Harbiye konserinde giydiriyorum. İkinci konserde çok özel bir ceket tasarladım kendisine. 1200 troklu. Dünya trok nedir? Trok, şu anda nasıl anlatabilirim? Özel çakılarak yapılan çiviler diyelim. Evet. Bir günde 9 saatte yapıldı. 1200 trok. Dünya starları bile böyle bir ceket giymedi. O yüzden Tarkan'ın beni aramasını bekliyorum. Çünkü o da giymedi böyle bir ceket. İnceden bir mesaj var. Evet. Ama benim için Berkay'ın giymesi çok önemliydi. Çok gurur duydum. Umarım o da çok çok severek taşımıştır. Onun dışında Gürkan'ı giydiriyoruz. Aşkım Kapışmak var. İnşallah daha farklı isimleri de giydirmeye devam edeceğim. İnşallah, inşallah ki şöyle söyleyeyim. Hani aşkın eli lezzetli olması lazım. Tuğçe'nin eli de gayet, ama gayet şöyle söyleyeyim. Naif mi sizin işte denir? Ne denir? Ne denir? Naif mi? Hayır, eli ne denir? Lezzetli. Benim elim lezzetli. Sen de sonuçta ellerinle yapıyorsun bunu. Ne denir abi? Maharetli. Az önce demiştim zaten, niye şey yapıyorsunuz ki? 10 parmağında 10 marifet demiştim işte. Durum bu. Ben bu arada, sen kahveleri yapıyorsun. Evet. Şurada, burada. Tamam. Ben şaşlık ve şaşlık soslarımı hem dana etinden hem kuzuyu yapmıştım. Ne kullandım buraya? Efendim? Krema. Burada da süt var. Hemen... Dana etinin içerisine kekik, nane,
ayçiçek ve zeytinyağı. İkisini aynı anda, ikisini aynı anda. Evet, soya sos. Olmazsa olmaz. Doğru mu? Doğru şefim. Evet, Engin abi. Arkalarda kaldım, biraz göreyim seni. Karıştırıyoruz. Birazdan tabii ki çırpacağız. Şöyle. Tuğçe nasıl gidiyor bu arada? Süper. Kahve yapıyor musun? Yapıyorum. Biliyorsun bizim mangalımız, ocağımız burada. Kahvenin 40 yıl hatırı var. Dedin zaten, oradan hemen uyandım işi. Sarımsağımızı katıyoruz. Evet. Kardeşime olan aşkımla markayı kurdum ben Aralık ayında. Çok kısa bir sürede sanatçıların beni tercih etmesinle aslında... Orayı kaçırdık. Ne? Kardeşine olan aşkımdan dolayı. Yani evet, kız kardeş var Buse. Benim de biliyorsunuz, her zaman söylüyorum, Melih Kam kardeşim var. Ona da buradan selamlar, Buse'ye de selamlar gönderelim. Melih'in eşi, senin de kız kardeşin. Evet. Evet, devam edebiliriz. Onu bir hemen açtım, parantezi tamam. Açtım, kapattım. Kardeşim benim mankenliğimi de yapıyor. Kısa bir sürede sanatçıların aslında bana talep etmelerinle onları giydirmeye başladım. Evet. İnşallah en çok giydirmek istediğim isim de Ajda Pekkan. Buradan da söylemiş olalım. Evet. Onun dışında 6 hoş yıl geldin boyunca... Hoş geldin Tuğçe, iyi ki geldin. İyi ki varsın, evet. Onun dışında 6 yıl boyunca Amerikalı ünlüleri giydirdim. Onlardan bahsedelim. Evet, bir firmada yöneticilik yaptım. Sadece Amerikalı ünlüler, Jennifer Lopez, Madonna gibi dünyaca ünlü starları giydirdim. Sonra Aralık ayında artık kendi markamı kurmaya karar verdim. Sodamız. İlk giydirdiğim isim Hande Yener ve Emel Yıldırım benim şans meleğim. Onu da buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Senin yerin zaten çok ayrı, benim 10 yıllık dostum. Aynen öyle. O yüzden öyle. Bugün de 40 yılı kilitlemek için geldim ve kahvemi getirdim. Güzel, hoş geldin. Gerçekten de hoş geldin. Şöyle hoş söyleyeyim, ben hani insanın yanında rahat hissettiğiniz, demek kişiler vardı ya, Tuğçe öyle benim hayatımda, eminim onun için de aynı şekilde geçerlidir. Ben şu an mesela çok rahatım, hem programda da olsun. Aynı kendi biliyorsun zaten, gerçekten de öyle. Burada misafir ev sahibi gibi muhteşem şeyler yapıyor. Gördüğünüz gibi zaten. Evet. Konuşmanın çok anlamı yok. Gerçekten böyle. Çok keyifli ama keyifle giyiyorum. Ellerine sağlık. Ben de en çok bu gömleği zaten sana yakıştırdım. Zaten Gürkan için özel olarak tasarladık. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek, ben teşekkür ederim canım benim. Şimdi şöyle kahvemizi yaparken Tuğçe, ben bu arada sosları, daha doğrusu marinasyonları yaptım. Farkındaysanız iki tane ürün kullandım. Hem tane hardal hem de Dijon hardal kullandım. Ve süt kullandık, sarımsak kullandık içerisinde. Bu kuzu eti olarak olacak olan. Biraz da ne kullandım burada? Bu toz al biber. Senin mutfakla aran iyi diye biliyorum. Evet. Değil mi? Bir anda sorularınla beni sıkıştırıyorsun. Tabii, sen... Şu an o kadar heyecanlıyım ki. Yok hiç heyecan, vallahi öyle gözükmüyorsun. Şöyle söyleyeyim. En güzel biraz çok başarılısın işte ve yolun çok çok açık, ben inanıyorum. Bunun bir kez altını çizelim ve bence konuyu tartışmaya kapatalım, öyle söyleyeyim. Şimdi biraz yemek konuşalım istiyorum. Mutfakta Gürkan, bu benden daha iyi yapan yoktur. Bence herkese diyorum ki mutfağınızın şefi sizsiniz. Kesinlikle. Nedir senin mesela kendinde bu yemek çok iyidir? Noodle çok iyi yaparım. Öyle mi? Evet. Mantı çok güzel açarım. Mantı? Evet. Pizza. Ne diyorsun ya? Fotoğraf atmıştım. Pizza. Not vermişti. Evet, doğru hatırlıyorum. Aynen öyle. Pandemide tabii pandemi döneminde. Evet, daha fazla geliştirdik. Tabii değil mi? Senden not almıştım. Hatta bir et yaparken senden sosun tarifini istemiştim. Doğru. Bizim Cafe Paris soslu. Kesinlikle. Muhteşemdi ama. Muhteşem görünüyordu. Evet, pandemi döneminde ve dedim ki hiçbir şey koymana gerek yok. Bir bonfile eti yapıyordun, evet. Değil mi? Hatırladığım kadarıyla. Üzerine de acayip ama acayip yakışmıştı. Eline sağlık. Demek ki mutfakta da başarılıyız. Bakın, buradaki renk işte 2 gün boyunca dinlendiği için şaşlığımızın, yani marinasyonumuzun rengi aslında bu. Sonrasında şunu yeni yaptığımız için buradan bakın şöyle biraz ilave edeceğim. Ya bu marinasyonu listesinin muhakkak olması gerekiyor. Evimizde güzel bir tarif olarak kalsın. O zaman not alıyoruz. Evet, notlarımızı alıyoruz. Ben şimdi etlerimi buraya bıraktım. Aynı şekilde kuzu etimi ve aynı şekilde şöyle dana etimizi. Ne yapıyoruz bakın.
Marina, onu da sen yaparsan rica edeyim lütfen. Oo, bakın renk nasıl değişti. Tekrarlayalım. Hemen tekrarlayalım. Tuğçe onları karıştırırken. Dana etindeki şaşlığımıza krema kullandım. Soya sos kullandım. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı birlikte kullandım. Onun dışında kuru kekik ve kuru nane. Pul biber kullandım. İçerisine sarımsak attım. Bu kadar. Tuz kullanmadım çünkü soyadan dolayı. Kuzu etindeki marinasyonumuza ise süt kullandık. Şimdi soda kullanacağım. Arkadaşlarımdan geldi değil mi orada? Tamam. Eti en lezzet yapan şey sarımsak mı? Sarımsak. Değil mi? Olmazsa olmaz. Aynen. Olmazsa olmaz. Burada hemen şöyle bir miktar sodamızı da evet karıştıralım. Toz, al biber, sarımsak yine var içerisinde. Hı-hı. Ve iki farklı hardal kullandım. Bir tanesi Dijon hardal, diğeri de tane hardaldı. Etlerimizi bıraktık içerisine. Şimdi bunlar güzellik uykusuna gidiyorlar. Hemen şöyle durabilirler burada. Sizin izleyicilerimizin ne yapması gerekiyor? İki gün öncesinden. Bugün bizleri izlediler. Bugün yapmaya başladılar. Salı günü. Marinasyonda çünkü 48 saat kalmalı. Salı günü şişe takacaklar. Birazdan zaten oraya geçeceğiz. Şimdi marinasyonumuza gitti. Tuğçe bu arada kahve. Hı. Nedir? Olmak üzere. Vallahi şöyle. Şöyle yapalım. Ne diyorsun? Şimdi sen de yoğun çalışıyorsun ama bir önümüzdeki haftalarda bir bölümde senden o zaman bir mantı tarifi alalım biz. Tamam. Yani bugün daha böyle hem izleyicilerimiz muhakkak tabii ki bilenler biliyor hani bizim o çevremiz ama hem izleyicilerimiz seni tanısınlar istedim çok gerçekten çünkü ben çok fazla şey alıyorum. Ne alıyorum? Şöyle telefon. Nereden giyiniyorsunuz? Nereden? Evet. Ben sana söylüyorum bunları sana biliyorsun. Biliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Tuğçe Hanım'ı programımızda konuk ettik. Sağ olsun bize kahve hediye etti. Ve de şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Buyurun lütfen. Vay vay. Bizim oranın kahvesi miydi bu? Bu kahve şeyden geldi, Mısır çarşısından. Özel olarak odun ateşinde kavrulup. Çok iyi, çok güzel. Vallahi eline sağlık. Yani kahve güzel tabii. Şaka yapıyorum. Eline sağlık, eline sağlık. O lokumu da açalım mı? Şey yapacağım, yiyeceğim. Şunları benim az önceki neredeydi? Kese. Kese. Şöyle onların içerisine alalım lütfen. Al canım Yiğit'ciğim tedirgin olma. Gel çık programın içine. Sen yabancı değilsin. Hiç problem yok Tuğçe. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için gerçekten de söylemek istediğin bir şey varsa alayım lütfen. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Estağfurullah olur mu? Yani biz zaten devam ediyoruz. Zaten, program sonrası da öncesi de zaten normal hayatımızda görüşmeye devam ediyoruz. Bize Tuğçe giydirmeye devam edecek. Biz de keyifle giymeye, onun kıyafetlerine devam edeceğiz. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak Tuğçe. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birkaç sene sonra görüşürüz. Evet tabii şaka yapıyorum. Tuğçe. Çok tabii ki bizim önemli hayatımızda 10 yıl olmuş. Çok benim yakın bir dostum, arkadaşım. Ve şöyle söyleyeyim. Yine ellerine sağlık diliyorum. Bakın gördüğünüz gibi evet durum bu imzasını taşıyor. Devam ediyoruz menümüze. Az önce marinasyonlarımızı yaptık kuzu ve dana etinde değil mi? Şimdi wok tavamı alıyorum. Wok tavam buraya geldi ısınacak. Evet altımız açık mı? Şöyle bakıyorum mangalımızın altı gayet açık. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar bile sayamadım yeterli ısıya geldi. Evet tavamız biraz ısınacak ama öncesinde bir parça tereyağımızı attık şimdi. Yavaş yavaş erimeye başlayacak ve evet şimdi demiştim ya programımızın başında çok ama birbirinden değerli iki farklı konumuz olacaktı. Şimdi sevgili Eda Kesim geliyor bizlerle birlikte. Evet, hoş geldin. Hoş buldum. İyi misin, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Mangal programımız var, dışarıdayız. Evet. Değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Bugün tabii ki uzun uzun konuşacağız
neler yaptığını da, ilerideki projelerini de. Ama hemen yeri gelmişken söylemek istiyorum. Bizim programımız dışarıda böyle rahat, mangalda. İki farklı, şimdi mesela bugün dana ve kuzu etimiz var. Senden de salata yapmanı rica edeceğiz. Tamam. Mutfakla aran nasıl bu arada? Çok iyi. Oo, Eda öyle ki ama hani şey yok, açık kapı yoktu. Direkt şey, çok iyi dedi, çok iyi dedi. En güzel yemeğini yapıyorsun peki? Yaprak sarması. Yaprak kimse. Sarması. Evet. Abi, yani çok zor yemekler ya yaprak sarması. Ama şey değil mi? Genelde yapıyorum hepsini de yani. Heh. Öyle... Nerelisin Eda? Konyalıyım. Konyalısın, hı-hı. Evet, çok güzel. Şey var değil mi, etli ekmek. Evet. Ya etli ekmek Konya'nın... Bıçak arası. Ne? Bıçak arası değil mi? Evet. Ben 2 sene önce Meram Belediyesi bizi davet etmişti. Gerçekten de buradan da senin memleketin Konya'ya, Meram'a selamlar gönderelim. Olsun. Ve çok ama çok 2 gece konaklamıştık orada. Acayip yemekler yemiştik. Bamya çorbası. Bamya çorbası, evet, bamya çorbası inanılmazdı. Ve şöyle söyleyeyim, Konya'nın kendisi de yani... Hani Konyalı olanlar da, hı hı, çok fazla dışarıda bu yemek yiyorlar yani. Yanlış mı gözlemledim ya da? Hani biz evet farklı bir işte İstanbul'dan geldik. Hı hı. Muhakkak bu lezzetleri tadalım diyoruz ama evet. Ben bakıyordum mesela bütün restoranlara. İnsanlar yani şey, oran halkı ya da üstte oturuyor işte, hı hı, restoran var altta. Üstte oturuyor, altta yemek yiyorlar falan. Evet. Yani onu, o tatları yemeyi seviyorlar. Evlerinde yapıyorlar mı peki mesela bu şeyleri evlerinde? Genelde zaten herkes yapıyor. Şeyi mi, bıçak şeyini? Bıçak neydi? Arasını onu tabii herkes yapamaz ama evde yapanlar da var. Ha değil mi işte, evet, o yüzden. Evet. Ama bamya şey, aşı mı, çorbası mı? Bamya çorbası. Bamya çorbası. Onu herkes yapıyor. Çok iyi yönetmenim. Bakın çok iyi diyorum. Ya bu kadar güzel olamaz. Konya mutfağı çok özel, evet, bir mutfak. Yani Türkiye'mizin, hı-hı, yani doğudan batıya. Yani öyle söyleyeyim, bizim mutfağımız çok zengin bir, evet, mutfak. Neyse ama neyse neyse, gerçekten her alanda olduğumuz gibi gastronomide de yani şöyle söyleyeyim, gümbür gümbür geliyoruz değil yani. Ama bu bir tek mutfak için değil, Türkiye'nin her yerindeki yemekleri tabii, çok farklı. Aynen öyle yani. Yani gastronomide inanılmaz, inanılmazız. Evet. Daha da izlesin bizi, tüm dünya izlesin neler olacak gastronomide. Her şeyde olduğu gibi dedikten sonra şimdi evet, gel de uyut diyelim. Diyelim. Diyelim de biraz bahsedelim. Gel de uyut. Evet. Biliyorsunuz Eda Kesim, şöyle söyleyeyim. Biraz sen anlatır mısın? Hem kendinden bahseder misin? Bu yeni ilk çalışmamız zaten. Çok güzel dönüşümler de aldık. Güzel yorumlar da aldık. Şimdi pandemiden dolayı biraz ara verdik ama evet. Yeni çalışmamız yolda. Şimdi yavaş yavaş. Gel de uyutu YouTube'da. Evet. Değil mi? Dinleyebilirler. Gel de uyutu. Biz de zaten birazdan programımızın sonuna doğru hep birlikte dinleyeceğiz. Tamam. Şöyle ben burada mantarlarımı evet keserken şeyi söylemek istiyorum. Tabii gel de uyutu ne kadar oldu çıkalı? Aşağı yukarı 2 ay yaklaştı. İki aya yaklaştı. Bildiğim kadarıyla ki birçok kez de dinledik, birlikte de dinledik. Evet. Şöyle söyleyeyim, iyi gidiyor. Çok güzel. Ama gidiyor. Her şeyde olduğu gibi tabii ki pandemide biraz o ara biraz vermek. Etkiledi. Evet, aynen evet. Öyle. Durumunda kaldım, hı-hı, bildiğim kadarıyla. Evet. Ama şimdi ikinci çalışmamız var ama daha başlamadık. Evet. 2 ay sonra onu da kışa doğru diyelim. Kışa doğru mu? Evet. Kışa doğru. Da. Evet, kışa doğru. Bir sürprizin daha olacak diye. Olacak. Evet, biliyorum ama bildiğim kadarıyla akustik çalışmalar. Şu an evet, onları şey yapıyoruz, hazırlıyoruz. Akustik çalışmalarımız var. Senden duyduğum kadarıyla da değil mi? Böyle bahçede, evin bahçesinde bu şekilde çalışıyorsunuz. Yapıyoruz, tabii. Evet. Peki şey mi, bunları nereden dinleyeceğiz biz? YouTube kanalımdan herkes dinleyebilir. Tamam. Eda Kesim diye girdikleri zaman YouTube kanalımdan herkes dinleyebilir. Tamam, çok güzel. Oradan dinleyebiliriz. Ben evet. Bu arada farkında mısınız? Pizza. Mangalda pizza yapıyoruz Eda. Evet. Mantar. Tereyağı attım bir parça. Şimdi de kıyma. Şimdi burada mantarımızı, kıymamızı kullandık içerisinde. Ne oluyor, biraz eriyor. Hemen olmazsa olmazım benim sarımsak. Sen sever misin? Çok severim. Yani değil mi? Bence bir yeme girmeli. Evet. Gerçekten de öyle. Böyle küçük küçük. Bu yeterli. İçerisine kullandık. Evet. Eda senden de
bir salata, roka tamam. salatası yapmanı rica edeceğim. Rokalarımız burada. Tabii ki dışarıda çekim yaptığımız için. Aynen. Yani ne oldu biraz sönmüş olabilir. Güzellerinden, böyle tamam. güzellerinden. Burada cevizimiz var. Biraz kuru kayısı ikiye böleceğiz. Evet, şimdi roka salatasını yapıyoruz. Gayet de bence güzel olacak. Oo, aynen öyle. Evet, mantarlarımız. Peki, nasıl? Yani ben şarkı söylemek istiyorum da böyle mi oluştu? Biraz anlatır mısın? Aslında biraz hocamın zoruyla oldu. Çok evet. ilk başta aklımızda olan, planlar arasında olan bir şey değildi. Çünkü ben tiyatrocuyum. Hocamın zoruyla oldu. Sen tiyatro? Evet. Öyle mi? Evet, tamam. Biraz hani tanıyalım, izleyicilerimiz tanısınlar seni. Evet. Hocamın zoruyla bir single yaptık ama güzel yorumlar alınca devam etme kararı aldık. Yani bazen de hayat bu şekilde oluyor değil evet. mi? Evet. Sonrasında beklemediğin tabii ki bambaşka seni yere getirebiliyor. Aynen öyle. Rokamızı bıçak. Hiç onları da şey bıçakla yapmayalım. Öyle mi? Hepsini aynen. elimizde. Böyle elimizde tamam. lütfen. Senden ricam. Şimdi şaşlıklarımızı şişe takabiliriz. Hemen alıyorum. Bakın. Bu arada Eda geçen hafta ben de 6 yıldır bizim mangal programımız var. Evet. Ve ne mutlu ki bize ilk ve tek olma özelliğine sahip. Çok güzel. O yüzden de çok ama çok mutluyuz. İlk kez bir şarkı söyledim değil mi sevgili yönetmenim? Dışarıda ben kendimle barışık bir adamım öyle söyleyeyim. Ama dinlemedik seni hiç. Yani şöyle tabii ki şimdi dinler miyiz? Yok tabii ki yani senin yanında böyle bir şey olamaz zaten. Hani içimden geldi hiç de yapmadığım bir şey bu anlatabildim mi birden ama yani şöyle söyleyeyim. Yönetmenim niye gülüyorsunuz anlamadım ki. Ben hiç öyle gülerek tepki almadım dışarıda gayet başarılıydı diyenler oldu. Yani tabii ki öyle takılıyorum kendime ben hayatımda. En sevdiğim işimi yapıyorum gerçekten de. Bir kez daha dünyaya gelsem, seçme şansım olsaydı yine işimi yapmak evet. isterdim. Yani işin şakası herkes dediğim gibi. Senin bak ne güzel hocanın belki etkisiyle oldu evet. ama ne güzel şu anda değil mi? Aynı. YouTube'da insanlar dinliyor seni, dinlemeye devam ediyor. İkinci evet. çalışmanı yapacaksın. Ve o yüzden de herkes işin özünde işini yapmalı. Engin abi şefim. Doğru mu? Bravo evet. Aynen öyle. Şöyle. Bakın. Renk nasıl değişti? Acayip. Şimdi açıyorum. İyice açtım. Haydi bakalım. En sevdiğim ses. Hemen eldiven değiştireceğim. Çünkü neden? Diğer sosuma gidiyorum. Eda peki şey mi mesela sende artık bu çoktur söylemeye gerek yok. Yemek yaparken değil mi? Sürekli mırıldanıyorsun, şarkılar söylüyorsun. Evde iş yaparken, yemek yaparken. Ya tabii ki aynen öyle. Evet. Artık alışkanlık değil meslek çünkü doğru mu? Aynen öyle oldu. Şimdi domateslere geçeyim. Domateslere geçebiliriz. Hemen ben söyle sana aman elden ele olmasın. Şöyle bırakayım. Evet. 2'ye 4'e bölelim tamam. mümkünse 4'e bölelim. Evet. Bu orada pişecek mi? Bak. Yok pişmez. Bir bakalım o zaman bir deneyelim. Acelemiz yok. Şimdi bir bakalım görelim. Şimdi hemen diğer şişlerimizi takıyoruz. Evet şimdi kuzu şişlerimi de takıyorum. Şaştık. Bunun marinasyonu farklıydı biliyorsunuz. Şu anda hava marul gibi oldu. Hafif esti. Başka ne koyuyoruz şefim? Şimdi kuru kayısıyı da lütfen. Onu da mesela bir 4'e bölelim. Evet şöyle açıyorum arasını. Bunu da burada. Oo. Artık kıymayla da işimiz bitti. Bunu artık gel Yiğit'im gel canım kardeşim al bunları hızlı atik. Sen sakın kilo verme. Öyle sevimlisin. Bundan sonra biz bunu
buraları bir temizliyoruz. Peki sen şey misin? Yemekleri yaptın. Misafirlerin geldi. Böyle tamam mı? Hafta sonu. Yaptığın yemekleri 4 çeşit 5 çeşit sonra da tatlıları falan güzel bir şekilde ağırladın onları. Evet. Sonra da gittiler. O an mı yoksa ya boş ver yarın ertesi gün toplarız diyenlerden misin? O an. O an değil evet, mi? Evet. Her şey toplanacak. Kesinlikle. Yarına kalmayacak. Yarına kalmayacak, temizlenecek. Ne oldu? Kendini böyle haklı bir gurur gibi. Ya ben demiştim değil mi şefim? Orada pişmeyecek. Eyvallah. Tamam. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Her zamana hemen her zaman öğrenmenin yaşı yok. Evet. Olmadı, oldu şimdi. Peki. Fırın, 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 fırın. Pizza geliyor, pizza. Tuğçe bakalım senin pizza mı, bizim pizza mı? Göreceğiz. Buna kayısı yeterli değil. Evet, bu kadar kayısı yeterli. Şöyle söyleyeyim. Ondan sonra soslarını kullanacağız. Tamam. Nedir? Zeytinyağı, limon sos. Şöyle. Nerede? Evet, burada. Ama birazdan. Balsamico. Evet. Parmesan peynirimiz var mı? Evet. Heh, aferin oğlum. Var, var ya da yok. Var ya da yok. Tamam. Parmesan olmasa da olur. Şimdi bunu şöyle çalkaladık. Aa, şimdi... Ben o çalkalamadan koydum. Tamam, çünkü neden? Tamam. Dibinde tortusu var, onu kullanmamız gerekiyor. O zaman biraz daha. Evet, biraz daha çalkalayacağız. Tamam. Burada avokadoyu şöyle soymanı istiyorum ki en son malzemeyi atacağız. Ne? Avokado. Avokadoyu soyuyoruz. Evet. Aynen. Sever misin avokado? Çok severim. Evet, değil mi? Ben salatayla, de, ben de, ben de. Evet. Yani bir ara böyle çok uzaktık ama sonra birbirimize alıştık. Biraz çekiyorum. Bakın, tortilla ekmeğimiz burada da. Of. Acayip, acayip, acayip. Of. Şimdi altını... Ah! Gel bakalım. Getirdik. Kıymamız ve mantar. Of 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 of. Ben çok seviyorum böyle lezzetleri. Acayip seviyorum. Şimdi burada domates falan, soğan da koyacağım. Bu kadar yeterli. Hemen roquefort peynirle nasıl aran? Herkes böyle çok sevmez. Benim de çok aram iyi değil. Evet, yani herkes çok sevmez. Ben de etlerde yakıştırıyorum ama. Ama etlere yakışıyor. Evet, evet. Aynen öyle. Burada evet, tavuklarımız ve şişimiz hazır gibi. Birazdan alacağım onları. Roquefort peynirimi eritiyorum bakın. Şimdi domatese ihtiyacım var. Artık programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi ince, farkındaysan bunları... Dürüm gibi mi yapacağız? Evet, yani biraz tabii ki pizza yapacağız. Hı-hı. Pizza yapacağız. Şimdi bunları ne yapıyorum? Izgara ya da tavaya göstermedim. Hı-hı. Şöyle. İçerisine. Bir tane daha alacağım. Avokadomuz tamam. Evet, kısmen tamam. Tamam, şimdi şöyle domateslerimiz de okey. Ben sarımsağı da burada. İnce ince biraz. İçerisinde atıyorum. Gel bakalım. Bezimi alayım. Evet, sıcak çünkü. Of. İşte burası. Yağını da bıraktı. Yağını da bıraktı. O da bana lazım çünkü. Roquefort'umu, peynirimi erittim. Aman bir yere kaybolma dedik. Bunu alabilirsin canım. Sağ ol Yiğit. Evet. Üzerine kapatıyoruz. Tamam. Şimdi bir şekilde. Ama tek taraflı olacak bu. Üstünü yapmak istemiyorum. Çünkü üstüne farklı bir şey. Maşamız burada. Sadece altı ısınsın diye. Of 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 of. Hoppa. Geldi. Şimdi asıl güzellik geliyor. Cheddar peyniri.
Nasıl, sever misin çedar peynirini? Severim. Aa, çok çedar severim. Abi. Evet. Makarnaya kullan. Hamburgerde. Evet, hamburgere kullan. Nerede, neye kullanmak istersen kullan. Oo. Şu şekilde hemen üzerine, bu kadar yeterli. Mangal usulü pizza. Biraz nane atıyorum bakın, biraz nane. Biraz pul biber. Biraz da kuru kekik. Onu pizza gibi keseceğiz mi? Şimdi evet. Oh 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 oh. Efendim? Evet, çok teşekkürler, çok teşekkürler, çok teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi çok pratik. Evet. Değil mi? Birkaç dakikada aynen, mangal üzerinde yaptık ve bitirdik. Evet, burada ürünümüz hazır. Fırın, daha doğrusu mangal pizzamız. Hemen şaşlıklarımızı ben marinasyon daha böyle önemliydi benim için. Onu anlatmak istedim bu hafta. Evet, dana şaşlığımız. Burada da şöyle kuzu. Şiş. Evet, aynen öyle. Ne yaptık? Burada biraz şey yapabiliriz. Mesela şu şekilde. Maydanoz. Evet, maydanozları şöyle bırakabiliriz. Bir domates koyalım. Üzerine biraz tuz atalım. Aynı şekilde kekik. Ve aynı şekilde pul biber. Ve o, şimdi balzamik sirkemizi dökebilir miyiz? Eda'cığım, senden rica ediyorum. Burada da hemen bir karıştırıyorsun. Evet. Tabii. Artık finalde de bir karıştırıyoruz. Bugünkü menümüzde, bugünkü bölümümüz gayet renkliydi bence. Şaşlıklar yaptık. Hem kuzu etinden hem dana etinden. Mangalda pizza yaptık. Avokadolu ne vardı? Salata vardı. Tuğçe Türk kahvesi yaptı. Evet, aynı şekilde bol köpüklü, bol köpüklü. Evet, Gürkan Şef ile Mangal Keyfi çok özel bölümünün yine sonuna geldik. İki farklı marinasyon yaptık. Bir tanesi dana şaşlık, diğeri de kuzu şaşlıktı. Mangal usulü pizza yaptık. İnanılmaz güzel bir salata yaptık, değil mi? Avokadolu, cevizli. Roka, cevizli, evet. Cevizli. Çok çok güzel bir programdı, gerçekten de öyle. Şimdi senin Eda'cığım söylemek tamam, istediğin bir şeyler varsa buradan selam göndermek istediğin, ki artık sona geldik. Senin parçanla kapatacağız çünkü. Evet, çok keyifliydi, çok zevk aldım. Teşekkür ederim ben, her şey için. Ben teşekkür güzel ederim. Güzel ağırladınız. Sağ her olasın, şey ayaklarına sağ olun. Sağlık. O halde Eda Kesim'den gel de uyut diyoruz. Ama nasıl diyoruz? Bizim gibi bir mangal programı olabilir. Ancak hiçbir masraftan kaçınmıyoruz sevgili yönetmenim.